Evet, şu an kaydı da başlattım. Tamam. Ben bir giriş yapayım hızlıca. Sonra sana devredeyim. Kendimi çok tutamadığım anlar olursa bölebilirim seni. Olabildiğince tutmaya çalışacağım. Ya, çok güzel bir konu çünkü bugünkü. Bizim de yaklaşık bir ay önce başladığımız bir atraksiyon, tek dili mekan. Online tek dili mekan diyelim. Aslında yaklaşık 1,5-2 sene önce şirket içinde yapıyorduk bunu. Şirketimizin büyük bir holi vardı Şekerpınar'da. Öğle arasında yakalayabildiğimiz herkese anlatmak istediğimiz bazı şeyleri anlattığımız bu Brownback session'lara benziyor yabancıların yaptığı. Evrildi. Şimdi karantina döneminde de bu noktaya geldik. Ben ofisteyim bu arada. %25 içine girdim ilk geçiş döneminde. Bu 2 haftalık bir ofis macerası olacak bakalım. Dediğim gibi ben Umut Özel, yazılım mimarı olarak çalıştım uzun süredir Doğuş Teknoloji'de. Bugün Burak Selim Şenyurt bizlerle anti-patterns'lardan bahsedecek bize. Uzatmadan direkt sana yetkilerimi devrettiğim gibi sözü de devrediyorum Burak. Seni dinleyelim. Merhabalar hocam. Öncelikle değerli davet için. Ben Estağfurullah. sağ olacağım. Geçtiğimiz haftaydı zannedersen bu evde kalma süreci sonrasında tabii ki elektronik alışverişin dibine vurduğumuz dönemler diyebilirim. Böyle küçük çocukluk yıllarımda Atari ve Game Boy çok oynuyordum ben. Ondan sonra o günleri bir özlem duydum. İnternette araştırırken işte böyle Atari'nin çeşitli ürünleri çıktı. Pardon, şimdi elimdeydi buraya. Ben şimdi onu bir göstermek istiyorum size. Mümkünse şurada stop edeyim. Şimdi kamerada. Bilmiyorum görüyor musunuz şu anda ama şöyle. Sesi de geliyor Aa, olabilir biraz belki. Game Boy'a benziyor sanki eski. Benziyor evet. İşte burada böyle seçiyorsunuz. İçeride böyle 400 tane falan oyun var. İşte Super Mario ile başlıyor. Böyle biraz oynadım. Bunun şeyi de var. TV girişi de var abi. Ondan sonra ben de tabii bunu TV girişine bağlamak istedim. Fakat tabii alırken ürünü çok fazla incelemediğim için Made in China olduğunu aldıktan sonra, paket açtıktan sonra fark etmiş bulundum. Çok da iyi gizlemişler elektronik ticaret sitesinde. Hiç anlaşılmıyor yani böyle. Dolayısıyla kablo çalışmadı hani. Çalışıyor ama temassızlık falan var. Dedim bir evde bakayım. Neredeyse böyle 30 yıllık bütün eşyalarım durduğu bir dolap var. Mavi renkli. Kapağını açmıştım. İşte içinde Walkman de var. Commodore 64 joystick de var. Bir sürü de kablo var. Oradan kesin çıkar dedim bunun TV şeyi falan. Bütün dolabı indirdim aşağıya. Tabii çıkmadı kablo. O sırada bir tane staj defterimi buldum abi üniversite yıllarından. Vay. Sararmış yapraklar. Vay dedim. Hatırlıyorum bir yerden. Neyse. Ve içini kurcalarken bir şey buldum abi. Şimdi onu göstermek istiyorum ama sihirbazlık numarası yapmaya çalışacağım ama olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Şöyle bak elimi göstereyim abi. Hop diye öyle başladı. Gördün mü? Aman Tanrım. Bir tane High Aynen abi disketimi buldum. Çalışmıyordur büyük ihtimalle de herhalde içindeki veri bozulmuştur. Staj defterinde bunun kodları falan vardı. Sonra şeyi hatırladım. Bilgisayar program kodundan ilk kazandığım para. Böyle bir disketle Delphi programlama diliyle üniversitede öğrenciyken 95 veya 96'ydı sanırım. O yıllarda kazandığım para aklıma geldi. Ve biraz o günlere doğru gittim. Üniversiteden bir arkadaşımla beraber çalışmıştık. Pardon bu arada. Efendim Sarp? Nedir? Ha, pardon abi Sarp geldi. Bir saniye gelir misin? Araya karışan arkadaş. Selam. Buyur. Selam. Selam. Kapıyı da kapatabilirsin. Abi şimdi evden çalışınca böyle riskler olabiliyor canlı Tabii tabii yayında. tabii. Kusura bakmayın. Bizim Sarp işte telefonu aldı benden. İlk işte yazdığım programdan bahsediyordum. Delphi ile bir fabrikaya yazmıştık. İki tane bilgisayarı var abi. Bir Windows NT yüklü üstünde. 95 veya 96. Delphi 2.0 ile yazdık arkadaşlar. Bu disketle götürmüştük programı kurmak.
gittiğimizde çalışmadı. Baktık çalışmıyor. O zaman dedik Delphi'yi de götürelim. 20 disket mi neydi? 22 disket mi ne? Yazıcı yolu iş alanından aldığımız kopya disketler işte. Ki. Gittik orada müşterinin makineyi Delphi'yi kurduk. Yerindeydi Çalıştırdık. Aynen abi. Üretim ortamında debug yaptık. bakalım. Neresi çalışıyor falan. İşte bir şekilde çözdük mözdük. Daha sonra böyle bize 250 dolar para vermişti adam. Yaz dönemiydi işte boş kalmayalım diye. Bizim tanıdığımız birisiydi Ahbap. Yaz dönemi boş kalmayalım diye böyle iş vermişti. Paylaştık arkadaşlar işte yolumuza devam ettik. Sonra ben 1999'da fiilen çalışmaya başladım. Yine Delphi programcısı olarak girdim bir firmaya. O zamandan beri yazılım işindeyim ama şimdi o diskette götürdüğümüz programı yazdığımız zamanla bu zamana 10'ar yıl 10'ar yıl atlayınca böyle çok fazla şeyin değiştiğini tanık ediyoruz. Yani eskiden iyi bir bilgisayar programcısı çok el üstünde tutulan bir adamdı. Hani bilgisayar programlama kodunu iyi biliyor olmak yeterliydi. Fakat şimdi o kadar büyük ve birbirleriyle konuşan sistemler tasarlıyoruz ki bu yazılım mühendisliğinin evrimi içerisine giren enstrümanlar çok şey değiştirdi. Abi şimdi düşünsen muhtemelen hangi teknolojiyle olursa olsun oluşturduğun başlangıç projesi hiçbir iş yapmayan proje o diskete Evet, kesinlikle. Tabii sığmaz. tabii. Evet, öyle Sen de bir de durum var. bu arada yaşımızı ipuçlarıyla böyle ortaya çıkartacaksın derken yılları söylemeye başladım. Yani dinleyenlerin bir kısmı doğmamış olabilir o yıllarda. Yok abi ben de senin gibi Z kuşağı yani 2000 sonrası doğumlardan doğumlu olanlardanım yani Tabii, genciz yani 20'li yaşlarımızdayız şu anda programcı olarak. Öyle hissediyoruz en kesinlikle. azından. Tabii şimdi o zaman çocukluk yıllarıma döneyim ben. 2005 yıllarında Junior Developer. Şimdi o zamanlarda da şey vardı abi sen de mutlaka biliyorsundur. Ben şimdi mesela izleyicilere ya da dinleyicilere şimdi bu sunum formatı çok zor hocam. Yani karşıda bir tek senden Kesinlikle, tepki alıyorum kesinlikle, görsel olarak. kesinlikle. Acaba davetliler ne şey yapıyor? Şu an mesela planım bu kişiyi tanıdınız mı diye soracaktı böyle bir kitleyi yoklamak. Bazıları tanımış olabilir ama Juval Lövi hani kısaca bahsedeyim 2000'li yılların başlarında meşhur C# kodlama standartları dokümanıyla pek çok şirkette kullandığımız, bizim de önerdiğimiz, şimdi herkese çok tanıdık gelecek birkaç şey söyleyebiliriz değil mi? İşte bir metodun parametre sayısı şu kadarsa sınıf olsun, Evet. işte interface adları böyle olsun, değişken adları şu olsun, bir metodun kod satır sayısı şunu geçmesin gibi kod standartları vardı hayatımızda. Hani şöyle kodlamamız lazım. Çünkü amaç biraz sonra değineceğiz zaten. Mümkün olduğu kadar yönetilebilir, kolay geliştirme imkanı sunan, geliştirirken motivasyonunuzu yükseltecek keyifli programlar, programlama ortamını yazabilmek. Fakat işler büyüyünce tabii .NET, Java, Enterprise çözümler, çok katmanlı mimariler, bunlar komponentler birbirleriyle konuşmayı bırakıp servisler birbirleriyle konuşmaya başladıktan sonrası o zaman işte enterprise paternler, servis yönelimli mimariler işin içerisine girince olay bir anda değişti ve bir 10 sene daha böyle ileriye atayım ben senaryoyu. 2010'ların başlarında o zamanlarda da buradan önce çalışmaya başladım. Bankaya da giriş yapmıştım. Onlar da mesela 20 yıllık C objelerini, efendim söyleyeyim, Power Builder'da ve PLSQL'deki business logiklerini artık demode oldukları için ya da yönetilemez oldukları için standartlar gereği değiştirme kararı alıp bir dönüşüme başlamışlardı ve .NET tercih etmişlerdi. Oraya giriş yaptık. O süreçte karşılaştık hayatımızda. Bu da Cast isimli ürünün bir board'u. CIO'lar için yani Chief Information Officer'lar için geliştirdikleri bir panel. Burada mesela şurada 44,6 milyon dolar diye gösterdiği teknik borç vesaire gibi rakamlar çok dikkat çekicidir eminim ki. Bu tabii örnek bir görüntüsü. Ya bunu görünce Ama az bizim diyoruz, değil mi biz? Ya az tabii azmış tabii ya yani bu. bu bir hafta sonu da halledebileceğimiz
Şeyler. İşte biz o dönem bankada çalışırken CAST tool'unu aldılar ve sistemlere adapte ettiler ve her ay bize developerlara bir Excel tablosunda ürettiğimiz teknik borçlar giderilmesi gereken teknik borçların listesi gelmeye başladı. Ve onları temizlemeye, ayıklamaya başladı. Çünkü gerçekten çok ciddi bir maliyet hani çıkartıyor şirketlere. Ve dolayısıyla böyle bir süreç başladı hayatımızda. Yani o 90'lı yıllardaki internete bile bağlı olmayan bilgisayar programlarının zaman içerisindeki evriminin mesleklerinde değişmesiyle birlikte hayatımıza getirdiği şeyler. Ben abi seninle birlikte konuştuktan sonra bu sunumu hazırlanırken hani ne yapabiliriz diye düşünürken biraz da çuvaldızı öncelikli olarak kendime batırmam gerektiğini düşündüm ve iç sesime biraz kulak verdim. Dedim hani benim kafamdaki şeytan böyle bazen hortlayıp çıkıyor kod yazarken böyle illegal şeyler yaptırıyor. Yani açıkça söylemek gerekirse dedim neler yaptırıyor ya da neler konuşuyorum dedim. En çok favorim benim şeydir. Zaten herkes bir if koşulu eklemiş oluyor koda. O zaman bir tane de ben ekleyeyim yani. Herkes eklemiş zaten deyip Yani böyle işin içinden kolayca sıyrılmak. Ama halbuki ne diyorlar? Hani bu kadar çok if varsa demek ki stratejik bir şey yapıyorsun içeride. Hani kural değişiyorsun. Bir strateji paterni yazdık biz zamanında. Hani şunu bir adapte etsen oraya güzelce. Sonrasında da evet. kafan rahat eder. Veya işte ne bileyim çok sık yaptığımız şeylerden bir tanesi bazen üzerinde çalıştığımız uygulama ortamının yabancısı oluyoruz. Hani kod tarafından çok hakim olmuyoruz. Bu arada sen ne düşünüyorsun bilmiyorum hocam ama ben 10 bin saat kuralına inanan insanlardanım. Hani bir konudaki Kesinlikle. uzmanlık açısından. Kesinlikle ben de inanıyorum. Evet, o uzmanlık eksik olunca benim de çok sık yaptığım bir şey yani takıldığım yerde hemen Stack Overflow ilk akla gelen site. Stack Overflow'a girip ilk yeşil oku bulup oradaki kod parçasını hemen alıp uygulamak. Evet. Bu da mesela sakıncalı daha sonra ilerleyen kısımlarda göreceğiz şeye sebep olacak bir anti paternin oluşmasına neden oluyor. Yani böyle değişik şeyler var, düşünceler var. Hele Yakınıyoruz. son madde hele o frameworkler günümüzde artık özellikle web tarafında yani şey yapıyorlar ya bir tane daha çıktı bir tane daha çıktı böyle Evet. bir sunum başından sonuna kadar 20 framework falan daha çıkar muhtemelen. Aynen hocam yani hakikaten ben mesela geçenlerde Node.js'te çok kıyaslıyorlar şu sıra. Hani nasıl bir şeydir bir Hello World demeye çalıştım. Ama işte şöyle bir şeye düşüyorum. Hani Node.js'e çok hakim değilim. Kıyas yapabilecek bilgi becerim yok. Dino'ya da baktım ama hani halen daha bir yetkinlik kazanabilmiş ya da şey yapabilmiş durumda değilim. Dolayısıyla biraz şey oluyor. O da büyük bir sıkıntı bizim için. Evet, deniyor ama Yani ayrı bir böyle. not olarak düşelim. Rheindahl Node.js'i geliştirirken yaptığı bütün hataları giderdiğini iddia ediyor. Evet. Çok genel Evet. anlamda katılıyorum. Bir göz atmakta fayda var. Benim Evet. de beğendiğim bir tool oldu. Go'dan birçok şey esinlenmiş. Onu ayrı not alalım. Hocam, belki teknoloji radarında bir konuşuruz Tabii üzerine. tabii. Tabii. Şimdi hocam bu iç sesin dile gelişi benim iç sesim. Şimdi bu tabii sıkıntı oluyor. Bunun arkasına tebessüm ettirir diye şöyle bir şey koyayım dedim slayta. Şimdi tabii gene tepkileri göremediğim için acaba komik ne oldu Ben yani gülüyorum. yoksa hani tamamen batırdık mı işi hiçbir fikrim yok. Ama yani böyle Zebani'nin bizi ayırdığı bir durum söz konusu burada. Çünkü açıkçası developer olarak biz ne yapıyoruz? Böyle düşüncelerle günah işliyoruz aslında. Ve bugün günahın da büyük bir vebali var. O da teknik borç çıkartıyoruz geriye. İşte zaten bu teknik borçtan kurtulmak için biraz da antipatenler veya ona benzer şeyler hayata geldi, gündemimize geldi. Biraz istersen abi onların üstünden de geçelim. Ben onlarla Süper olur ilişkili de abi. Ben bu arada Birkaç sandalyemi bilgi. upgrade ettim. Evet evet Sandalye hocam. almaya Hocam ben de bu arada ekranda sana da bakıyorum. Bu arada başladım. sana bakıyorum ama monitöre bakamıyorum. Alışamadım hala.
Şimdi şu tip değerler belki biraz daha dikkat çekici olabilir. Mesela birkaç araştırma yapınca internette çıkıyor. Daha çok paralı raporlar var ama ücretsiz olanlar da var. Örneğin Forbes'un 2016 tarihli bir araştırması var. Kest ürününden az önce bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Kest'ten aldıkları bir istatistik. Onlar mesela Java veya işte .NET gibi nesneli dillerle geliştirilen kurumsal projelerdeki kod satırı başına oluşan maliyetleri hesaplamışlar. 3,61 dolar olarak çıkmış. İşte milyonlarca satır kodu varsa o teknik borcun rakamı da giderek yükselebiliyor. Veya Gartner firması 2011 yılında gerçekleştirdiği bir araştırma. O da 5 yıllık dönem içerisindeki teknik borç maliyetinin firmaları dünya çapında 1 trilyon dolara ulaşacağına dair bir tahminde bulunuyor. Bunu 2020'de 3 trilyona yakın, 2 küsürlü bir şeylerde, 2,70'li bir şeylerde 3 trilyona dolara ulaşacağını ifade etmişler. Korkunç. Evet, kesinlikle. Bu tabii ki şirketlerin istemediği bir şey ama bunun bir takım tabii sebepleri var. Pardon. Üzerinde durayım. Bence hani ben aklımdan yani fikir yürüterekten aslında 3 aşağı 5 yukarı ortak noktalara gireceğiz tabii herkes de. Bir kere kod bakım maliyetlerini çok yükselten bir şey teknik borç. Çalışma zamanı hatalarımızı çoğaltıyor. Şirketin risk almasını engelliyor. Mesela kendisini ileriye doğru taşımak isteyen bir firma bir takım kararlar alırken çeşitli riskleri de göze almak durumunda. Bu risklerde teknik borçlar işte bunu yapamıyoruz, edemiyoruz gibisinden şirketi geri adım attırabiliyor. Okunabilir koddan uzaklaştırıyor. Değişim maliyetlerini yükseltiyor gibi çeşitli maddeler halinde ben özetlemeye çalıştım. Bir de motivasyon düşürmesi ve iş birimini tabii kızdırması en büyük problem belki de bu. Kendimizi insan olarak düşündüğümüz zaman kırılgan varlıklarız aslında. İş birimi de kırılgan, developer da kırılgan. Küsmeler çok olabiliyor, kavgalar da Evet, çok evet. olabiliyor. Şimdi tabii bu da araya bir bilgilendirme slaytı olarak eklemiştim. Biraz şeyden bahsediyor aslında. Teknik borcun fazlalaşması bir şirketin değişime karşı reaksiyon gösterme yeteneğini de çok düşürüyor zaman içerisinde. İlk başlarda hani projeye hepimiz şey başlıyoruz ya tertemiz projeye çok itinalı başlıyoruz. Zaman içerisinde bu yıkıma vuruyor. Yani zaman dediğin ikinci gün falan başlıyor şey. Ya evet, öyle şeyler olabiliyor gerçekten de. Dolayısıyla böyle bir grafiği de bilgi olarak belki eklemiş olabiliriz. Değişim maliyetlerinin yükselmesinden de bahsediyor aynı zamanda. Teknik borcun yükselmesi buna da neden oluyor. Sebebin ne olduğunu düşünecek olursak aslında bununla ilişkili yıllar öncesinde 90'lı yıllarda Andre Koenig bir dergide o zamanlar işte Journal of Object Oriented Programming dergisinde tasarım kalıplarından bahsettiği bir yazıda böyle bir cümle sarf ediyor ve ilk kez antipaten kelimesini kullanıyor. Sonra bu adamın kitabı da çıktı zaten. Çok tavsiye ederim. Ben de sonda önereceğim zaten kitabı. Yani kısaca şunu diyor. Biz yazılım geliştirirken o anda aslında bir çözüm olarak gördüğümüz bir takım pratikler zaman içerisinde ya da disiplinler kalıplaşaraktan daha fazla soruna neden olabiliyor. Ürüne olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Yani işte bakımının zorlaşması, gelişimini kapatması, bunu Evet. tekrardan yazalım daha iyi olur gibi sözlerin sarf edilmesine veya kimsenin hani ona bakmak istememesine kadar gidebiliyor. Bu tanımı koyduktan sonra tabii bunu biraz kategorilendirmiş. Bu da geçenlerde izlemiştim. Bu belki 89. izleyişimdir. Ben de Bilmiyorum. diyecektim, Sen seviyor musun izlemişsindir. abi? Olağan şüpheliler abi, kimse. Aynen yani bu Kaiser-Schose teknik borcun bir numaralı şeyi aktörü diyebiliriz burada. Çok güzel bir Ondan sonra adaştı bu. çok Hiç böyle aklıma gelmemişti. değil mi abi yani çok sinsi hiç kendisini baştan belli etmeyen sonunda böyle bir balon gibi patlatıp bütün böyle yani teknik borcu polis karakolunun üzerine bırakıp giden oradan sıvışan birisi gibi düşünebiliriz. Bunlar 5 kişi zaten. O yüzden de yazılım mühendisliğine baktığımızda 5 tane kategoriye ayrılmış şekilde antipatenleri sınıflandırıyorlar.
Software design, yani yazılım tasarımından konfigürasyon yönetimine kadar, programlamadan işte metodolojik bulgulara kadar çok fazla var. İnan hocam ben çoğunu bilmiyorum. Hani birkaç tanesini yaşayarak da zaten yıllar içerisinde öğrenmiş, görmüş, mücadele etmeye çalışıyor hale geldim. Ama sadece bunlar, yani sosyal ve iş operasyonları bazında da, iş kuralları bazında da, yani proje yönetimini de ilgilendiren, proje analizini de, analiz yapmayı da ilgilendiren, organizasyonlar anlamında da bir takım şeyler var, antipaternler var. Bunların tanımlarını zaman içerisinde koy ve birkaç tane örnekten bahsedeceğim ben şimdi abi. İlk baş senin de seveceğin tarzda Star Wars'tan ölüm yıldızını koydum. Evet. İtiraz etmezsin diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani buraya işte en bilinen paternlerden bir tanesi, yani God Object dediğimiz bir sınıfın içerisinde her şeyin olduğu, yani o sınıf her şeyi yapabilir kabiliyette. Tipik olarak solid ilkelerini, yani single responsibility ile başlayıp dependency injection'a kadar giden Hepsini birden. o ilkelerin hepsini ihlal etmeyi başarmış olduğumuz bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani aslında zannediyorsam prosedürel dillerde bu tip yapılara rastlamak mümkün. Yani kod aşağıya doğru yazılıp akan yapılarda, ama nesne önemli ortamlarda zaten onunla alakalı bir şey, tasarım kalıbı, şey düzeltiyorum, antipatern oluşan pek kabul edilebilir bir şey değil. Hani gerçekten şu anda da sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani debug ederken bu tip sınıfların içerisinde kaybolmamak pek çok mümkün olmuyor. Bu helper sınıflara biraz benziyor ama işte helper'ın statik olması, çok büyümediğinde daha kontrol edilebilir olması, hani bu helper'ları God Object yapar mı diye aklıma geldi de birçok C# projesinde de gördüğümüz bir yaklaşımdır. İşte iki Evet. farklı sınıftan çağıracaksak bir helper statik class'ı açalım da oradan çağıralım, çok deriz. Bunu sanırım o kategoriye tam sokmuyoruz, Yok, doğru bence sokamayız. anladıysam. Bence sokamayız hocam. Ama kontrolden çıkmış hali olursa olabilir belki. Belki olabilir. Hani bence bu gibi durumlarda şöyle yapılabilir. Bu tip God objeleri wrap edip servisleştirip operasyonları dışarı açarsak hocam, servis bazlı. Kimse God object olduğunu fark etmez. Hani servis metodu çağırıp geliyorsun. Böylece üstünü örtbas edebiliriz. Daha önce hani yaptığımız şeyler bunlar. Ya çünkü Design pattern'la anti pattern'ı örtelim evet. diyorsun. Bir adaptör Yani tabii ben hani buna gerçekçi bir örnek verebilirim aslında. Hani özellikle bankada çalıştığım, finans kurumlarında çalıştığım dönemlerden hatırlıyorum. Mesela adam C ile zamanında güzel güzel yazılmış çok şey var, paketi var. Ama hani yeni nesil ortamda sökülmesi çok zor belki sistem içerisinde ve yeni nesil dünyada bir şekilde kullanılması gerekiyor. Hani yapılan yöntem şu: bunu wrap edip bu C objesini bir servis üzerinden dışarıya, yani sözleşmeyle sunuyoruz. Hani kontratının içerisinden operasyonlarını ve yaşamayı, hayatına devam ediyor. Hani çok kilit. Çünkü öyle nesneler gördük ki abi, hani üzerinde geliştirme zaten artık yapılmıyor ama kullanılmasında da bırakılamıyor. Yani CPU'nun içerisinde çalışan bir C kütüphanesi gibi düşün yani. Hani bunu şey yapamıyoruz. Bu tip şeyler de işe yarayabiliyor belki. Yine çok bilinenlerden bir tanesi aslında hep bütün problemleri aynı çözüm yöntemiyle çözmeye çalışmak. Golden Hammer olarak geçen metotla alakalı bir şey. Bunu ilk başladığım zamanlarda programlamaya ve Junior Developer olduğum zamanlarda ben çok sık yapıyordum sanırım. Çünkü aklıma bir fikir geliyor. Yeni bir şey yapmak istiyorum. Hemen kurulumla başlıyorum. İşte development ortamını kurdum. Hemen bir tane Relational Database Management System, SQL mutlaka olacak. Veya Oracle da olabilir ama SQL'e daha sıcağız, Microsoft. Hemen bir SQL'i kuralım. O specific domain specific language üzerinden problemlerimizi halledelim. Hep bu kafadaydım. Nasıldı o laf abi? Çekici olana her şey çivi gözüküyor Çivi, muydu? evet, çivi gibi Öyleyse gözüküyor. birden Aynen. evet.
Aynen idi. Her problem çivi gibi gözükür. Böyle bir paten var oluşanlar arasında. Bu da benim sevdiğim demeyeyim de favori antipatenlerinden bir tanesi programlamada Lava Flow olarak geçen. Şimdi şöyle bazı projelere POC tadında başlanabiliyor. Yani Proof of Concept çalışması olarak başlanıyor ama bir süre sonra bunu ürünleştiğini görüyoruz. Yani production ortamında bizzat kullanılmaya başlanıyor ve ürünleştikten sonra artık iş birimden gelen istekler ya da ürünle ilişkili yeni istekler artık üretime yönelik düşünülerekten yapılmaya başlanıyor. Fakat bu sırada o deneysel amaçlı serpiştirilmiş kod parçaları varsa daha sonradan hani lüzumsuz olduğu fark edilebilecek, kalitesi düşük bir takım yapılar varsa bunlar içeride kalabiliyorlar ve aynı lavların bir süre sonra soğuyarak kayaya dönüşmesi gibi o uzun akış içerisinde öyle dallanıp budaklanan yapılar haline geliyor ve kangren haline getiriyor uygulamayı. Bu da bence tehlikeli noktalardan bir tanesi. Ve tedbir almak aslında bunlara çok basit. Biraz sonra zaten üzerinde konuşuruz abi seninle. Hani en başından aslında işi sıkı tutaraktan bunun CI/CD hattını testini efendime söyleyeyim kod kalite statik kod analizini falan ilk baştan itibaren yaparak gitmek mantıklı buna çözüm olarak işte orada en büyük sıkıntı ne bizim gibi yapılarda daha önce çalışmış şirketlerde de hani iş biriminden gelen o zaman baskısını onlara da anlatabilecek şekilde bu kaliteyi yani koruyabilmek adına baştan kabul ettirebilmek belki. Bu da güzel patenlerden bir tanesi. Over Engineering. Bununla ilişkili şey diye geçiyordu kitapta hatta. Bir aile arabası tasarlayacaksınız ama hani aileniz var. 4-5 kişilik atıyorum. 4 kişi 5 kişilik. Siz işte saatte 350 km hızla gidecek bir araba tasarlıyorsunuz diyor. Yani bazen çok basit aslında sorunu çözmek. Ama çok daha karmaşık düşünüyoruz. Zaten mühendis olarak ya da yazılımcı olarak çoğumuz buna yatkınız. Hani bazen karmaşıklaştırabiliyoruz. Evet. Ya gerekirse durumlarını gerekmesinden çok daha önce düşünebiliyoruz. Gerektiğinden çok fazla özellik ve yetenek katmak durumunda kalıyoruz bu durumda. Bu çok sık yapılan bir şey. Bu arada ben arada bir şey söyleyeyim. Nerede olduğunu net hatırlamıyorum ama çok ünlü bir yazılımcıya Anders Hagberg seviyesinde büyük bir yazılımcıya bir soru soruyorlar. İnsanlara öğretmekte, anlatmakta en çok zorlandığınız şey neydi diyorlar. Over engineering'i engellemek diyor. Yani çünkü bilmeyen insana yeni bir şeyi öğretmek çok kolay. Veya yeni bir özellik, bir yeteneği arttırmak çok kolay. Ama bu yeteneğe sahip insanın onu çok fazla kullanmasının önüne geçmek çok zor diyor. Bunu da bir Evet. paylaşayım dedim. Evet Gerçekten zor. güzel. Evet hocam katılıyorum sana. Hani bu aslında şimdi yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim ama bazen ben mesela bir yazılımcı arkadaşımla konuşurken kendimi aşırı derecede cahil ve bilgisiz hissedebiliyorum. Çok normal yani hani bazı genç arkadaşlarımızın şu anda hani dima gençken yakaladığı teknolojilerle veya işte benden 10 yaş Evet. genç birisinin yakaladığı ritimle benimki çok aynı olmayabiliyor. Anlayamayabiliyorum mesela. Bu tip mesela birisinin hani kimseye de bir şey söylemeden tek başına hareket serbestliği kazanması bir ürün içerisinde de tehlikeli olabiliyor. Hani çok büyük bir ekiple çalışılıyorsa pek çok kişi anlayamayabiliyor. Hani burada bahsedilen şeyi uygulamakta zorlanabiliyor. Buraları koordine etmek çok zor yani o dengeyi sağlamak. Aynen. Başka antipaternimiz de Boat Anchor. Bu da eğlenceli antipatenlerden bir tanesi. Bir metodu yazıyorsunuz, orada bırakıyorsunuz. Hani bir daha hani belki hiç kullanılmayacak, unutulup gidiyor. Hani öyle bir şey. Böyle bir sistem resmi vermişler eski bir sistemi.
Yani zaten şurada da bahsediyorum, hani daha sonra bu fonksiyona ihtiyacımız olabilir diyerek koyuyoruz. Sonra bırakıyoruz, öyle gidiyor. Hiç Evet. kullanmıyoruz, etmiyoruz. Sanırım buralarda hani bizim de bireysel olarak unit testlerdeki zayıflığımız da biraz ortaya çıkıyor. Hani Maalesef. bütün kod coverage'ını %90, yani %100'e çekmek gerçekten zor olabilir ama %90'lara falan çekildiği zaman bu tip atıl fonksiyonlar da böyle kabak gibi zaten ortaya çıkacağı için, yani statik kod analiz araçlarında bertaraf edilebilir. Günümüzde çok büyük avantaj bizim hani eski zamanlarımızda tamamen gözle bakarak biraz daha çaba istiyordu bu tür metotları, fonksiyonları, yetenekleri tespit etmek. Şimdi IDE'ler çok yardımcı oluyor bize. Evet. Hatta yeni birçok dilde tree shaking özellikleri var. Kullanılmayan şeyleri binary'nin içine almıyor, atıyor çöpe. Tamamen göz ardı ediyor. Ama kodda olması kötü tabii hala. Evet, yani evet. Bir süre sonra da herhalde artık bizim yerimizde de kod yazar artık abi ürünler, öyle düşünüyorum ben. Şimdi Evet, öyle ama bakıyorum. işte o yüzden abi onu yapacak ürünü biz yapalım. Diğer geri kalan herkes işsiz kalacak. Yani olacaksa eğer kod yazan bir kod parçası onu bizim yazmamız lazım. Yani acele etmeliyiz. Evet, doğru diyorsun. Ya da robotların çözemeyeceği antipatenler oluşturup insanlara muhtaç Çok kalmalarını mantıklı. sağlayabiliriz. Çok ütopik Çok çok güzel. oldu Time bomb atalım içeri. Mantıklı. evet abi. Bir de tabii şey var. Bu da eklemiştim. İlgi çekici olur diye. Tekerleği yeniden keşfetmek. Bazen hakikaten bir şey çözümü ortada oluyor. Bir basit bir pakette, yani ne bileyim, en basit örnek bir JSON serileştirmesinde kullanabileceğimiz gayet pratik bir kütüphane var değil mi? İşte Newton Soft'u kullanabiliriz. Çok popülerden bir tanesi. Yani bunun yerine gidip bizim o JSON parser'ını yazmaya çalışmamız, etmemiz bazen gerekli olmayabilir diye düşünüyorum ben. O zaman diye değiştirelim Evet, yani evet. Biraz pay bırakayım dedim abi. Belki hani bence. yanlış bir şey söylemeyeyim. Spaketli kod, bu zaten anlaşılması çok zor olan kod parçaları olarak gerekiyor. Süreçlerin, yani iş süreçlerinde her bir fonksiyon için ayrı ayrı yazıldığı durumlarda çok rastlandığına dair şeyler var, bilgiler var. Bu arada makarnaya geçelim, çok da belki şekerimiz düşmüştür. Copy-paste programming, ya abi bu da hani sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Maalesef. Zaten şu anda hani bizim kullandığımız SonarQube vesaire de tekrarlı kod bloklarını söylüyor ama bu tip araçları kullanmayan yerler de var bir sürü ve ürünleşme yapıyorlar. Ama teknik borcu fazlasıyla arttırıyorlar. Çok iyi hani buraları, işte tedbir ne alınabilir ve ne gibi çözümler olabilir? Az sonra reklamlardan sonra diyerekten ben sözü Evet. çekiyorum. Ben diyecektim şimdi. Bu Neyse, arada devam ediyorum. geçen şey de çok tehlikeli copy paste programming'de. Diyelim ki benim kodumu A kişisi kopyaladı, onu B kopyaladı. En son senin çalıştığın yerde kopyalanmış hali gördüm ve koda baktım. Dedim ki bu kod yanlış yani. Ve düzeltmen gerektiğini fark ettim, değiştirdim ve kodunu yolladın. Şimdi artık seninki copy paste ve tespit edilemeyen bir hale geldi. Hata Evet. giderildi ve eski bütün hepsi çalışmaz durumda. Yani Evet. düzelttiğinde yansımaları da çözemiyorsun. Hani senin düzelttiğin anda şeyden de çıkıyor. Copy paste'e girmişlikten de çıkıyor. Artık tespit edilemiyor. Ve birçok yerde aynı hata kalıyor. Çok tehlikeli aslında bu. Evet. Acaba şey mi yapmak lazım? C ve V, X tuşlarını klavyeden çıkartıp yeni başlayan developerlara klavyeyi o şekilde teslim edip. Bizim devirde onlar yoktu hatırlarsın. Neydi? Yok, shift insert, shift bir Evet. şey. Evet, Sanırım o tam onu bir şeydi abi. kullanırdık Daha abi. farklıydı. Sağ el böyle uzanarak giderdi. Şimdi solla yapabiliriz. Evet. Ne günlerden geçtik geldik Evet, falan. evet.
ben hocam eklediklerimden CargoQt Programming. Bu sorgusuz sualsiz bir kod pratiğini kabul ederek uygulamak genellikle bir deseni veya metodu. Sonra sorduğu zaman hani hiçbir fikri olmadığını dile getirebilir geliştirici bununla ilişkili olarak da. Bu da tehlikeli. Yani ne gibi bir dezavantajı var? Mesela bir güvenlik riski oluşturuyor mu bu kod parçası? Hani tamam biz tool'larda bakıyoruz ama ilk implement ettiğimiz sırada böyle bir şey var mıydı, riski var mıydı? Veya nasıl bir yük getiriyor, nereleri bozabilir bilmeden, anlamadan yaptığımız bir şey şeklinde. Şimdi hocam ben buraya kadar, evet hocam. Şeyi aklıma getirdi aslında, bir anda canlandı. Güvenlik açığı olarak da aslında hackerların Stack Overflow'u ne kadar kullandığını da biliyoruz. Yani hani yaygın yapılan bir deney de yapmışlardı öyle. Terminal renklendiren bir şeye JavaScript'te session'ı hijack eden bir şeyler koymuşlar. O kadar çok insan indirip kullanıyor ki hiçbir şekilde denemeden, hiçbir şekilde kontrol etmeden bu NPM paketlerini ya da hazır kodları, GIST'leri diyelim çok tehlikeli. Hani günümüzde biraz daha iyi artık. NPM kendisi güvenlik kontrolleri yapıyor ama hazır kodu almak hani yanlış çalışmanın ötesinde güvenlik açıklarına, şirketinizi veri kaybına götürecek veya çok daha büyük kayıplara götürebilecek şeylerle sonuçlanabilir. Evet, ben de o paket kullanımlarında çok korkuyorum hocam. Yani özellikle dışarıdan indirilen nugget, evde kendim çalışırken bile Git'ten falan indirdiğim bazı hani yardımcı paketler, işte NPM paketi olsun, nugget paketi veya başka kütüphane, hani böyle bir tedirginlik olmuyor değil. Hani içini bilmiyorum çünkü. Yani bir işimi görüyor ama hani internetin bağlı bir bilgisayar. Yani nereye ne açıyor, ne kapı açıyor. Başka işler de mi görüyor? Yani riskli olabiliyor. Buralarda güvenlik ekiplerinin belki tavsiyelerine değinmekte fayda olabilir. Teşhis ve tedavi konusuna gelelim. Hani birkaç tane tanıtım amaçlı bir şeyler koydum. Bunları aslında okuyup bilinçlenmekte fayda var. Belki çoğumuz farkındadır. Hani veya burada biz bahsedince, aa evet ben bugün kodda böyle bir şeylerle uğraştım ya da böyle bir şeylerle gördüm diyordur ama klasik soru kendimize de sorabileceğimiz veya işte şirket içerisinde çalışanların bir tahlil yapabileceği ürünle ilişkili olarak da bu soruda verilecek cevaplar antipaten yatkınlığımızı da ölçümleme noktasında iyi bir tespit olabilir. Hani bir şu anki metrik ölçüm araçları teknik borcu çıkartma ve dolayısıyla bize getirdiği maliyetleri ortaya koyma noktasında bir takım sonuçlar sunuyor. Ama hani hangi antipaternleri çok sık kullanıyoruz, ediyoruz gibisinden bir rapor veren şeye henüz rastlayamadım ben. Kod bazında en azından. Bu biraz daha böyle hissiyatla, farkındalıkla, bilinçle, ekiplerin bilinciyle ya da bireysel bilinçle belki de sağlanabilecek bir durum. Ama hani sizin de burada gördüğünüz gibi bir takım şeyler varsa, burada bu arada gene burada Kernel Utility Helper isimli çok amaçlı devasa sınıflar kullanıyor muyuz diye soruyu koymuş. Evet işte. Evet. Şimdi mesela isimlendirme hocam zaten çok zor bir konu. Bir şeylere isim vermek yani. Bununla ilişkili böyle çok eskilerden bir şey var. Efsane olabilir yani. Urban Legend mi ne öyle şeyler diyorlar ya. Ben bir yerlerde duymuştum. İşte Microsoft'ta Windows işletim sisteminde hata large o mavi ekranlardaki hata mesajlarını başındaki adamla sanırım röportaj yapıyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama komik geliyor bana hep. Sormuşlar buna küçükken ne olmak istiyorsun diye. O demiş ki korku romanı yazarı olmak istiyordum demiş. İşte oradaki hata mesajlarını yazıyorum şimdi demiş falan diye. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama çok şey bunu yani isimlendirme deyince. Hiç duymamıştım bu. Gerçek. İlgi çok güzelmiş. En çok okunan korku romanı. Evet. Çok yıllar önce duymuştum. Bana inandırıcı gelmemişti ama hep gerçek olmasını istediğim bir şeydir. Yani çok komik geliyor bana. Şimdi abi bunları biraz sorunca bir şeyler ortaya çıkıyor aslında. Çok da fazla böyle vakit almayayım ama tedbir olarak neler yapılabilir? Yani biz de şirket olarak ben
yaklaşık son 2,5 içerisinde çalışıyor. Lokal konusu gibi şeyler değil ama hani seçtiğimiz, beğendiğimiz ürünlerle bir şeyleri ürünleştirebilme konusunda çok serbestiz. Bu sebepten dolayı kalite ve kontrol önem kazanıyor yazdığımız, geliştirdiğimiz uygulamalarda. İlk başlarda SonarQube burada bizim için önemli bir şey. Araç olduğunu düşünebiliriz. İşte tekrar eden kod bloklarını çıkartıyor. Raporlarında nereleri düzeltmemiz gerektiği söylüyor. İşte kognitif kompleksite gibi ince değerlere geliyor. Bug'ları, güvenlik açıklarını vurguluyor. Buradan hani geçebilmek, bunu işte CI/CD hattı gibi yerlerde kalite kapısı gibi koyup ürün engellemek vesaire gibi şeyler mümkün. Bunun dışında işte mesela Fortinet ürünlerden de ayrıca faydalanaraktan güvenlik açıklarının yakalanması mümkün. Hani bizi dinleyen başka şirketlerdeki arkadaşlar için de yapabileceğimiz tavsiyeler arasında söyleyebiliriz. Veya işte test edilebilirlik, yani sürekli test edilebilirlik önemli. Selenium gibi ürünlerden faydalanmak, işte Testinium gibi ürünlerden faydalanmak, test senaryolarını koşturmak. Ne yaptık işte şu ana kadar? Statik kod ölçtük, efendime söyleyeyim. Güvenlik açıklarına bir baktık. Sürekli test edip kod coverage değerlerini yüksek seviyelere getirmeye gayret ettik. Yeterli mi? Değil. Bence hani bizim teknoloji radarından bir örnek buraya koymak istedim ben de. Çok güzel olmuş. Yeni bir şeylerden bahsedeceğiz. Ya yani şey yeni bir şeyler geliştireceğiz. Yeni bir ürünün açılışını yapacağız. Hangi teknolojileri kullanalım? Bunun kararını verme noktası çok kolay olmayabiliyor. O gibi durumlarda hani bu tip bizim de kullandığımız bize ışık tutan radarlardan, ThoughtWorks menşeili olan bu tip radarlardan faydalanmak mantıklı olabilir. Nelerden kaçınmalıyız artık? Yani mesela hiç şu XYZ ürünü artık kaçınılması gereken bir kategoriye girdiyse yeni bir ürünün geliştirilmesinde bunu artık düşünmemeliyiz bir de. Veya Kesinlikle. benimsenmesi gereken bir şey varsa yeni üründe bunu mutlaka ele almalıyız. Araçlar olsun, diller olsun, platformlar veya teknikler olsun. Bu bize oldukça yardımcı oluyor. Tabii ki biz de sonuç itibariyle bir kararı verdik, ettik, ürünün açılışını başladık ama bu üretim hattını düzgün işleyebilmesi de çok önemli. CI/CD hattının yani sürekli teslimatın veya sürekli entegre olabilmenin kontrol edilebilir, takip edilebilir şekilde yapılması önemli. Bizdeki ERP ürünü hani yaşı da çok büyük olan ERP ürünü ama hani otomotivin amirali diyeceğimiz ürün. Orada mesela bu hattı kurdu arkadaşlar ve çok başarılı işletiyorlar. Bütün hayatımız burada geçiyor yani her günümüz. Ve büyük avantajları var. Branch stratejileri olsun vesaire. Hatta onu unutmuşum. Git flow'u koymayı buraya. Yoğurt yiyişimiz de önemli tabii ki. Yani çevik süreçleri geçtikten sonra belki de Agility'ye geçtikten sonra bizlerin development alışkanlıkları da değişti. İlk başlarda çok zorlandık tabii bu tip metodolojilere alışmaya. Ama sonrasında işte problemleri daha küçük parçalara ayıraraktan çözme yoluna gittik. Yani dolayısıyla bu bahsettiğimiz şeyler aslında belirli bir kaliteyi yakalayabilmek için bir yazılım ürününü geliştirirken veya var olan bir ürünün kalitesini arttırabilmek, sağını solunu düzeltebilmek, daha derli toplu hale getirebilmek için önemli pratikler. Birkaç şey daha koymuştum. Şimdi onlardan da biraz bahsedeyim. Mesela code review yapmamız önemli bence. Hani iki kişilik developer olarak, iki developer olarak çalışmak, belki biraz extreme programming pratiklerini yerine getirmek, birlikte debug yapmak, işte ürün üzerinde dolaşmak, etmek. Bunlar önemli ve Miyagi-san sanırım sinek yakalıyordu. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Şeyle, optiklerle.
çekirdekten yetiştirmek gerekiyor. Bunu da şöyle ifade edebilirim. Hani bizim doğuş teknoloji olarak programlarımızdan bir tanesi genç stajyerleri geleceğe giriş programı kapsamında mesela bünyeye dahil etmek. Mesela oradaki stajyerlere bir şeyleri yetiştirirken hani beraber çok yakın çalışıyoruz ama bu sadece stajyerler için değil. Şirkete yeni gelen arkadaşlar için de yani tecrübeli de olabilir. Belirli bir süre içerideki domainde çalışmış biriyle yan yana dirsek teması halinde kod yazması, debug etmesi vesaire önemli oluyor. Aslında şey gibi diyorsun abi, yani bu şu ana kadar anlattığın yapılması gereken dediğimiz şeyler bir kültürün parçası olmalı ve yeni dahil olan junior da olsa, senior da olsa, yaşı da yok hatta, o kültüre bir şekilde dahil edilmeli, adapte olmalı Kesinlikle. ve hepimiz aynı kültürü savunup devam ettirmeliyiz. Evet, yani yazılım kalıpları dünyanın her yerinde aynı tasarım prensipleri. Kurumsal prensipler de öyle. Bir servisin nasıl doğru şekilde dizayn edilmesi gerektiği de öyle. Evet, çok farklı uygulanış biçimleri var. Kimse aynı standartta uygulamıyor. Evet, prensip o ama uygulanış biçimi, yazılış biçimi, adapte olma şekli, karar verilme şekli farklı olabiliyor. Kültürü Evet. farklı olabiliyor. Oraya adapte olmak gerekiyor. Uzun yıllar hani çalışılması gereken yerlerde, çalışılacak yerlerde diye düşünüyorum. Senin dediğin gibi. Tabii her şeyden önce bizim birey olarak aslında teknik borç üretmemek için gerekli tedbirleri almamız lazım. Yani ben developer olarak bunun sorumluluğunu hissetmeliyim ve ona göre kodumu yazmaya çalışmalıyım. Ne kadar çok üstümde baskı olursa olsun. Buna dikkat etmem gerekiyor diyorum ve bu son sözümde abi kitapta bu Antipatens kitabı Andre Koenig'in kütüphanede duruyor. Nerede bilmiyorum şu anda bir yerlerde ama bu kitabı da tavsiye ederim ben arkadaşlara. Diyorum hocam yani. Yılı kaçtı acaba? Ben de baktım. 90'lar 90'lar abi ama değil mi? bir saniye. Hocam uzandım. Şurada hakikisi var. Bak şimdi. 98 diye geçiyor hocam. Güzel. Güzel. Yazılımın altın yılları falan. Evet, benim para kazanmaya başladığım Evet, Delphi'den ya yani yıllar. Delphi ile girdin sen zaten. Delphi en sevdiğim, hala hatırladıkça çok saygı duyduğum. Yine zaten C# mimarı diyeceğimiz Anderson, evet, yani yaptığı diyebiliriz. Hani tek başına yapmadı sonuçta. Turbo Pascal'dan evrildi ama çok güzel bir dildi. Çok keyifli bir dildi. O günleri hatırlattın bana da. Evet, ne güzel hatırlattıysam. Ama önümüzde daha güzel günler var hocam. Bizim daha mesela e-irsaliye geçişimiz var. Yaklaştı regülasyon. Stresimiz büyük. Süper. Güzel Ondan sonra... kavramı değişik. Evet. Heyecanlı dakikalar, günler yaşıyoruz. Kısaca böyleydi hocam benim bahsedeceğim şeyler. Ağzına sağlık abi. Çok güzel bir sunumdu bence. Umarım Teşekkür ederim katılımcılar abi. da bu kadar beğenmiş, etkilenmiştir. Ben de kendimce hani bir son şey gibi, hani senin söylediklerine üstüne değil yanına bir şey koymak istedim. Şey çok yaygın bir yanılgı, tek doğru var düşüncesi. Bu geliştirme yaparken izlediğiniz metodolojilerde de çok yapılan bir hata. Yani işte Spotify bunu yaptı çok başarılı, ya da işte Netflix bunu yaptı çok başarılı demek. Design patternlarda da aynı hata çok yapılıyor. İşte kesinlikle strateji patternını kullanmalıyım, ya da işte şimdi işte atıyorum adapter yazacağım şuraya, ya da işte başka tür işte bir sürü şeyleri kitaplardan bulup uygulamaya çalışma ciddi bir hata. Şunu söylemek lazım. Head First Design Patterns kitabının sonunda bir şey vardı. Orada olduğunu hatırlıyorum. Design Patterns'ı kullanmak için değil,
kullandıktan sonra kullandığınızı fark edecek noktaya gelmek için öğrenin. Yani design patterns'ı şunu kullanacağım diyerek değil, sonradan kodunuza bakarken ya da review ederken, aa şurada strateji kullanmışım ya, vay be diyecek noktaya gelmek gerekiyor. Bu da şey aslında, görmek ve anlamak arasında. Yani bir pattern'ı görüp uygulamaya çalışmak yapmamamız gereken bir yöntem. Hani anti-patterns'ın üstüne pattern'larla ilgili bir şey söyleyeyim dedim. Aynı şekilde bu hataları da azaltmak lazım. Hevesle bir şeye girip bir pattern'la çözmeye çalışmak yerine fark etmeden pattern'ları kullanacak kadar benimsememiz gerekiyor. Bunu da ekledikten sonra tekrar teşekkür ediyoruz abi sana. Çok güzeldi. Ben bir kontrol edeyim. Yani sık sık baktım. Soru var mı Q&A'de diye chat'e de baktım. Şu an bir şey göremiyorum. Bir sorunuz varsa arkadaşlar alabiliriz. Burak'a iletmek istediğiniz bir şey varsa sanırım şu anda gelen bir şey yok. Bir şey geldi. Q&A'yı açıyorum. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Sunumu zannedersem ulaşabilirim. Sunumu eklerim ben şeye. Bakayım, ben göremedim mi onu? Harun sormuş. Şey yaparız. Ha, bir soru geldi galiba hocam bu arada. Bakalım. Sana özelden de gelmiş olabilir. Öyle mi? Ortada göremedim. Ben şeyde yani chat penceresinden görüyorum ben de. Buradan okuyayım istersen hocam. Tamam. Eray sormuş. Günümüzde geliştirme yapılırken matematiğin ikinci plana atıldığını düşünüyor musunuz? Yani sizce yazılım alanında çalışanlar matematiğe ne derece önem veriyor? Matematik mühendisiydin değil mi abi sen? Doğru hatırlıyorum. Ben matematik mühendisliği mezunuyum. Bu çok sık sorulan bir soru hocam. Ben şöyle genellikle cevaplandırmaya çalışıyorum. Dönemde bölüm dersleri bilgisayar programlama ağırlıklıydı. Çünkü o zamanlar gördüğümüz matematik teoremlerin veya ispatların, enstrümanların aslında teknoloji alanında kullanılabilir kısıtlıydı. Çok fazla değildi. Yani makine güçleri, işlemci güçleri gibi şeyler buna da etken olduğunu söyleyebiliriz. Yani en basitten şöyle bir örnek vereyim. Fourier serilerini görüyorduk ama hayatta nerede kullanacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sonradan bankada çalışmaya başladığım dönemde bir kağıtsız şube projesi geldi. Yani hiç doküman basılı kağıt kullanılmadan işlemlerin yapılmasına dair. Mesela orada şöyle bir uygulama üzerine çalışıyordu arkadaşlar. Telefonda eğik de tutsan kağıdı onu düzleştiriyor, düz okunabilir hale getiriyor. Yani yan tutuyorsun ediyorsun. Sonra okuduk mesela orada Fourier serileri kullanıyormuş. O şeyin eğikliğin düzeltilmesi, hesaplanması, harfin düzgün hale getirmesi için. Hım falan demiştim. Demek ki bu işe yarıyormuş. Şimdi bugün bu matematik modeller daha fazla değer kazandı. İşte data mining'de, machine learning'de, yapay zekada vesairelerde. Çünkü yeni modellere ihtiyaç duyulabiliyor. Şimdi biraz daha önemli. Hatta son birkaç senedir de epey uzun zamandır da 2010'ların başlarından beri sanırım bizim bölüm dersleri de daha çok matematik ağırlıklı hale gelmiş örneğin. Diye düşünüyorum ben. Yani şimdi daha fazla önem kazandı diye düşünüyorum. Otomatik. Ama şu da yani, gerçek hocam yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da ben hayatım boyunca bilgisayar programlama işinde hep line of business dediğim uygulamalarda çalıştım. Yani hep bir veri tabanı vardı. İster NoSQL olsun ister SQL Oracle bir veri tabanı ve ona bağlı ekranlar ister web olsun ister Windows ya da servisler bir iş fonksiyonelliğini sunuyor. Bir şeyi gerçekleştiriyor. Evet. Ya onlarda da muhtemelen çok fark etmeden matematik kullanıyoruz ya da işte sayısal zekanın avantajlarından faydalanıyoruzdur hani belki. Ama benim düşündüğüm, hatırladığım bir şey var başıma gelen. JavaScript'te harita, yaklaşık 15 yıl oldu bu arada,
haritanın üzerinde yanar dönerli işte şehirlerin üzerine çember çizip çemberler arasında doğru çiziyordum. Müşteriye gösterdiğimizde şeyi düşün abi, iki şehir nokta arasında çizgiyi çizdikten sonra çizgilere çemberi koyduğunda çizginin bir kısmı çemberin içinden geçiyor. Yani çünkü merkezleri birleştiriyorsun. Ya bu şey olmasın dedi. Yani içeriye öyle girmesin dedi. O şey böyle hani üniversiteden mezun olalı, liseden de çok uzun yıl geçmediği için doğrunun denklemiyle çemberin denklemini çıkartıp kesişme noktasını bulmam lazım deyip ona göre kodlayıp kesişme noktalarından çizmiştim. Benim son hatırladığım pure bu matematiksel şey yani gerçekten geometri hatta yaptığım zaman oydu. Onun dışında hani bitwise işler yapıyoruz ama fark etmiyoruz. Aslında yine matematik yapıyoruz ya da sayısal bir şeyler yapıyoruz ama o bize çok matematik gibi gelmiyor. Ben de hani yanlış anlamasan bir yorum yapayım soruyla ilgili. Ne kadar teknik şey matematik, buranın söylediğine %100 katılıyorum. Şu anda machine learning yapay zeka tarafında matematik çok önemli. Ama ne kadar öğrenmemiz gereken teknik şey matematik için özellikle konuşayım. Arttıkça bunları bilmeden yapabilmemizi sağlayan araçlar da bir o kadar artıyor. Yani bir satır kodlama ve bir satır matematik bilmeden şey yapabilirsiniz. Yarım saatinizi ayırırsanız size dizi film tavsiyesi veren bir şey tavsiye motoru yapabiliyorsunuz Azure'da şu anda. Çok kolay yapabiliyorsunuz. Ama bizim, Burak da böyle düşünüyordur biliyorum. Bizim tavsiyemiz bir işlerin arka tarafının nasıl yürüdüğünü anlamak. Machine Learning'de o matematik sigmoid function'du galiba. Ben de unuttum ne zamandır bakmadım. Onları anlamak çok önemli. Yani esas işler nasıl yürüyor anladığınızda, matematiğine girdiğinizde sonraki öğrenmeler çok daha kolaylaşıyor. Ama ben hani daha farklı bir şey diyeyim. Hiç matematik bilmeden de bayağı bir idare edebilirsiniz. Tabii yaptığınız iş de çok önemli. Yani oyun programlama yapıyorsanız matematiğe kesinlikle gireceksiniz. Hatta gerçi o da artık azaldı ama yani ses işleme, görüntü işlemeyi o kütüphaneleri yazan bir yerde çalışıyorsanız diyeyim. Çünkü ses işleme, görüntü işleme için de kütüphaneler var. Yani 5 dakikanızı ayırıp bir resmi gösterip o insan gülüyor mu, ağlıyor mu, bu büyük ihtimalle Messi gibi şey yanıtlar dönen servisler yazabiliyorsunuz 5 dakikada. Ama o tür kütüphaneler geliştirmek, onun kullanan değil, üreten tarafında olmak istiyorsanız matematik çok çok önemli tabii. Mesela oyun motoru geliştiren bir yerde çalışıyorsanız, geçenlerde dün bir arkadaşla konuşuyorduk sanırım. Yerli bir oyun firması bayağı iyi bir rakama satıldı. Söyleyelim rakamı, söyleyelim. Heves olur belki. 1.8 milyar dolar, milyar dolara satıldı. Oyun firması yani mesela hani büyük ihtimal hangi oyun motorunu kullanıyorlar bilmiyorum. Çünkü Real Engine'in falan sanıyorum açık kaynakta oyun motorları var ama çok özel oyunlarda kendiniz de tasarlamanız gerekiyor. Öyle bir durumda tabii matematik daha önem kazanıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, kesinlikle. Mesela şey Ahmet güzel bir noktaya değinmiş. Şey Galataport'ta bir optimizasyon işi yapıldı. Bizim yakın zamanda o günün liderliğinde, o günün ekibi tarafından. O gün hatta bununla ilgili bir sunum da yaptı. Hani bizim şirketten olanların katılmış olabileceği. Orada ciddi matematik yön eylem araştırması diyebiliriz aslında. Sorunu probleme şey formüle çevirip bu formülün en ideal, en optimum sonuçlarını Google'ın bir hizmeti aracılığıyla alıyorlardı. Ama düşündüğünüzde yine de bir noktadan sonrası için hizmetimizde, elimizde çok güzel araçlar var. Güzel bir dönemdeyiz şu anda. Ama orada ciddi matematik vardı. Yani formüllerini ayarlamak gerekiyordu. Şuradan bakayım sorulara. Evet, Instagram filtrelerinin arkası full matematik. Kesinlikle. Görüntü işleme tarafı. Onları yazıyorsanız
matematiğe giriyorsunuz. Ama yazılım dünyasının %90 vardır herhalde. Burak sen ne dersin bilmiyorum. Line of business Evet. şeyleriyle Yani yani öyle gözüküyor hocam. öyle gözüküyor. CRUD işlemler yapıp işte web atları yazıp geçiriyoruz günümüzü. Yani bu Yani benim bu arada hayatım boyunca eksikliğini hissettiğim bir şeydir. O yüzden tuhaf şeyleri kurcalarım ama bu DirectX'i nasıl yapıyorlar onu anlayamamak beni üzüyor yani. DirectX'i yazan adamlara saygım çok büyüktür bu arada. evet. Evet hocam. Ya ama zaten şöyle bir gerçek de var herhalde. Meslekler de çok değişmeye başladı. Yani geleceğin meslekleri bir kitap okumuştum bizim yerli yapımı. Orada da mesela bahsedilen şeyler var. Güzel yeni meslekler var. Hani yeni meslek dallarında belki çok fazla matematik bilmeye de gerek olmayacak Olabilir. gibi. Çünkü bir sürü değişik şeyler var. Yani ben şöyle bir aklımda kalan bir iki tanesini söyleyeyim. Mesela dijital terapist, dijital terzi gibi iki tane meslek dalı var aklımda kalan mesela. Çok enteresan yani. Veya geçenlerde bir yerde okudum. Mesela drone, Avustralya'da sanırım yeni bir drone projesi 100 farklı meslek dalını oluşmasına sebep olmuş. Mesela böyle yeni meslek dallarında da hani full yazılım olacak diye bir şey de yok. Farklı farklı şeyler var yani. Kesinlikle. Gelecek ne Zaten gösterecek bilmiyorum. hani ona şey diyorlar ya kimyasal denge gibi diyorlar. Hani işte atıyorum Amazon otomatik depo kullanmaya başlıyor. İşte bir sürü iş kaybı var. İşte insanların elinden robotlar işleri aldı deniyor. Ama aslında insanın refah seviyesini arttırması ekonomiye katkısıyla başka işler de oluyor. Yani Tabii. mesela şöyle bir gender studies diye bir bölüm açılıp onların mezun verip çalışabiliyor olması önceden çok mümkün gözükmezdi. Bence bu günümüzde ulaştığımız teknoloji ve refah seviyesinin getirdiği bir şey. Çok değişik meslekler çıkacak dediğim gibi. Daha da göreceğiz bakalım. Bu arada bir arkadaşımız şey yazmış, mod yazmış, if mod yazmış, x mod 5 eşittir 0 kontrolü, bu kullanılıyordur en çok sanırım demiş, bayağı bir güldüm. Matematik olarak, evet yani bazen sadece o kadarla kalabiliyor kod Evet, parçası. evet. Mesela ilginç öyle trikler vardır. Mesela şey, ikinin tamla yanını JavaScript yazanlarınız varsa, JavaScript dünyasındaki JavaScript'te çok geliştirenler çok sever. Çünkü ikinin tamla yanını not yerine böyle hani Boolean kontrolü yerine işte şey yazarsın. Bir sayının önüne tilde işareti koyarsın. O ikiye tamlayanı alır. Sadece eksi bir için ikiye tamlanan sıfır olur ve sayılarda da sadece sıfır false value'dur. Tamam mı? Yani böyle absürt şeyleri, matematiksel ufak bilgileri yani zorla içeriye sokan insanlar var. Mesela ilk karşılaştığımda çok garip gelmişti bana bu dizide bir eleman var mı diye kontrol etmek için dizinin başına tilde koyuyorlar. Çok garip bir yaklaşım ama bu matematikte hani kodun anlaşılabilirliğinden ziyade şov için kullanılan matematik bilgileri var görüyorum. Evet olabilir abi. Başka soru ben göremiyorum Başka hocam. bende de yok. Tekrar ağzına sağlık abi. Ben Çok güzel, teşekkür çok ederim hocam davet keyifliydi. için. Çok sağ ol hocam. Katılan herkese de çok teşekkürler. Onlara da Görüşmek teşekkür üzere. ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Sen de bu arada bir şey Öyle mi? Ha ben mi kapatacağım? kayıt işi sende Tamam. onu Kaydı durdurup kapattım. Paylaşımı da kapattım şu anda. süper. Yayını sen mi alıyorsun? Evet, bakayım. Senin vermen gerekiyor abi. Ben bir kere verdim mi artık senin oldu. Ben sana yetki mi vereceğim? Evet. Sağ tıklayıp şey make Tamam. host Rolünü galiba. değiştiriyorum abi. Host. Evet. Tamam abi. Oley. Sana Oley. hostluk Host oldum. verdim. Tamam. Hala 27 kişi bizi dinliyor bu arada.
Öyle mi? Bir Ama hocam şeylerden öyle bir bahsedelim mahsur abi. alınca. Bir fıkra Vallahi öyle hocam ya. abi, hani şey, ben ya şeyi soracağım sana, ne zamandır unutuyorum. Makale yazma işine 2002'de falan mı? 2003'te başlamıştım hocam. 2003 falan mı? Evet. 2003 Tamam. Kasım. 2010 Yani Aralık gibi de bitti. Yani hiç yazmıyorum artık. ne zaman bitti dedin? 2019 mu? 2019 Aralık. Yani bitti gibi yani hiç Evet, yazmıyorum. yani paylaşımlarını görünce LinkedIn'de falan şey, genelde sen bir şey mi yazdın acaba diye giriyorum. Genelde paylaşıyorsun birilerinin Yani şu, evet, yazılarını şimdi diye şey anladım. yapıyorum hocam. Mesela senin blogunu çok takip ediyorum. Çok güzel yazılar çıkıyor. Onun Aa, teşekkür dışında ederim. şey yapıyorum. Genellikle GitHub'a kendim şey yapıyorum. Konular. Onunla ilişki de şöyle bir şey var. Anlatayım abi. Gördüm abi, çok geniş bir GitHub repom var. İçinde bayağı dallı budaklı konular var. Çok hoşuma gitti. WebAssembly, Evet. Blazor'dan tut, bambaşka şeylere de girmişsin. Aynen abi. Onu da O tavsiye edelim hala duyanlara. geçen sene bir çalışma vardı işte o Saturday Night Works diye. Cumartesi geceleri böyle oturup bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Onlar makale haline geliyordu. Bu sene artık makaleleştirmiyorum ama gene başladım. Bir, bu sefer de Skynet dedim adına öyle attım. Gördüm. Onun Başımızın belası olmasın. ya oldu zaten bana abi şey yaptım ben sırf onun için geçen sene işte bu indirimde şey kovaladım. Apple bilgisayarlardan kovaladım. Mini PC'leri var ya onların böyle gri kutu şeklinde. Onlardan bir tane buldum ucuza. Ama 4 GB RAM vardı. Şimdi SAR kullanıyor onu eğitim için falan. İnanılmaz yavaş. Yani hani bir şey açılıyor 2 sayfa illallah dedi. 2 tane şey yapabildim. Sonunda yine şeye döndüm. Ubuntu'ya döndüm Linux'e. Tekrar şimdi çalışmaya başladım. Şey yapıyorum hocam. Var. İşte oralarda mesela gözüme kestirdiğim ilgi çekici bir konu olursa mesela az önce konuştuk ya Dino'yu merak ediyorum. Evet. Bir oturuyorum bir Hello World yapmaya çalışıyorum. Kitaba koyuyorum hani oraya bir ritmi de yazıyorum hani nasıl kurdum Şey gibi, falan. Anchor neydi Anchor? Yani şey atıyorsun aslında bir de. Yani bunu kurcaladım. Böyle böyle düşünceni de readme'ye falan yazıp Evet, kesinlikle. bookmark gibi aslında hatta. Aynen. Çok çok güzel abi. Ben yıllarca yapmadığıma çok pişman olduğum bir şey. Hala çok düzgün yapmıyorum. Çoğumuz yapmıyoruz. Bu arada Mümin Can Uçak arkadaşımız bir sonraki etkinlik güvenlik ekibi ile yapma ihtimaliniz nedir demiş. İlk etkinliği aslında Cyber Kill Chain ve güvenlik ekibiyle yaptık. Bu arada etkinliklerimiz biraz daha sıklaşacak gibi. Bunu ben iletirim etkinlik ekibimize. Onlarla bir konuşuruz. Şey yaparız, yayınlarız yani. Zaten şey demeyi unuttum ya, kanalımıza hoş geldiniz diye açacaktım, unuttum onu ya. Subscribe olmayı unutmayın, likelayın falan. Değil mi? En başta diyor. Bit hocam şuradan likelayın Evet falan evet. böyle şeylerde falan var evet. Yani. Ama bence iyi gidiyor hocam yani çok güzel Evet kanal. evet ya, çok güzel oldu. Daha önceden başlamadığımıza da ayrı pişmanız. Sıklaştırıp spesifik konularla arttırma hedefindeyiz. Ya biz böyle konuşacağız. Konuştukça insanlar da gitmiyor ha. Ben insanları hani birine atayım falan demedim. Servisi falan kaçıracaklar bak, o kadar yani. Bilmiyorum hocam kalmışlar. Unuttular mı? Uyuya mı kaldılar acaba biz dinlerken? Umarım Yoksa öyle uyuttuk değildir. mu ya? Olabilir mi acaba? Yani belki de o karikatür işe yaramadı abi. Yiğit Özgür karikatürü Karikatür ters tepki tepti. çekmiş olabilir. Yok ya. Yok abi, bence tepki çekecek sınırı aşmıyordu. Hani ben de yanlışlıkla çok ofansif şakalar yapan bir birisiyim. Hani kayıttan çıktığımız için söylüyorum. O yüzden sürekli değerlendiriyorum beynimde ikinci kez. Senin karikatüre baktığımda önce bir tereddüt ediyorsun. Yok ya, yok yani, sınırı geçmiyor. Bence güvenli bölgede yani.
Ben de bu arada şeydeyim hocam, markaj altındayım. Solumda sat var, o da Evet, 4 evet, sınavı evet. Biz de varmış. yavaştan kaçalım. Sonra şey yaparız. Yo, ben onun için Senin demedim. yok Hem yok, zaten sınav var. servise de gideceğiz. Tamam. Servise de gidecekler var. Abi bizi diskoya götürün yazmış Gökhan da. Onu bir dahaki etkinlikte artık. Burak çok memnun oldum abi. Çok güzel oldu. Tekrarlarız inşallah İnşallah istediğin en gibi kısa olmuştur zamanda. hocam ya. Katkı Abi verdiysem ne mutlu mükemmel bana. oldu. Estağfurullah. Çok güzeldi. Tamam hocam. O Ağzına zaman sağlık. tamam, görüşmek üzere hocam. Görüşürüz. Kendine çok Hoşça iyi bak. kal. Sen de hocam. Hoşça kal abi. Görüşürüz. Herkese de iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar.